Sevgili seyirciler, bu haftaki Kedi Gözü'nü Pera Palace Otel Cümeyrah'ın bir salonunda gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki programımızda ağırlık tiyatro ve klasik müzik üzerinde olacak. Çok değerli konuklarım var. Önce bir baba kız, iki ünlü tiyatrocu konuğum. Arkasından da programın ikinci bölümünde Türkiye'de en önde gelen keman virtüözlerinden biri olan Ayla Erduran ve geçen hafta İstanbul'da gene bu mekanda bir konser veren Cihat Aşkın ve Mehru Ensari konuğum olacak. Ve tabii bu konserleri düzenleyen Serhan Bali. Evet, tabii haftanın diğer olaylarına da kısa da olsa değineceğiz. Dilerseniz sözü uzatmadan hemen ilk söyleşimize geçelim ve konuklarımı size tanıtayım. Erdal Özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar. Söyleşiye geçmeden önce Erdal Özyağcılar'ın başrolünü üstlendiği yepyeni bir oyundan kısa bir bölüm izleyelim. Hoş geldin boyacı. Siz bu işi bitirebileceksiniz değil mi? Tabii bitirebilirim hanımefendi. Harika. Eminim Baysikal size benim ne istediğimi tam olarak söylemiştir. Söyledi efendim. Söyledi. Parlak mango sarısı. İki kat. İki kat. Evet. Çok önemli. Ahşaplar. Trafalgar mavisi. Harika. Böyle geçkin değil de 30'larınızdaymışsınız gibi geldi bana. Benim hata. Bırak! Erkenden gitti değil mi? Acaba şimdi nerede? Ofise gidemez. Çünkü balık tutma gezisinden pazara kadar dönmeyeceğini söylemişti. Belki de her an gelebilir. Lafımı kesme be kadın! İstemem, eksik olsun. Tazıya tut, tavşana kaç mı demeliyim? İstemem, eksik olsun. Taz gelecek diye tavuk mu göndermeliyim? İstemem, eksik olsun. Yoksa köpekler gibi tuz da bulundurmalıyım. İstemem, eksik olsun. Marsiya! Bayan Örskin'in sana söyleyeceği çok... Sevgili Erdal ve sevgili Zeynep, hoş geldiniz. Bugün çekimlerimi burada yapıyorum otelde, tam da yılbaşı öncesi. Şimdi bu yılın son programında gerçekten de hem benim çok sevdiğim hem seyircilerin çok sevdiği Erdal Özyağcılar'la birlikte olmak çok güzel. Ama Zeynep'le de birlikte olmak çok güzel çünkü müthiş bir iş yaptın. Yeni bir tiyatro kurdun geçen yıl ve ard arda ben geçen hafta iki oyunu da izledim biliyorsun. Şimdi hem bu oyunlardan söz edeceğiz hem biraz sizlerin kariyerlerinden söz edeceğiz. Hoş geldin boyacının kısa görüntüleriyle başladık söyleşi öncesi. Şimdi çok eğlendim oyunda Erdal, evet. Ve seni yıllar sonra tiyatroda bulmak, 18 sene sonra, evet. 18 sene sonra 18 ilk defa sene, evet. Sahnede ve biliyorsun ben şehir tiyatrolarındayken aynı dönem birlikteydik. Beraberdik, evet. Çok güzel oyunlardı, Zengin Mutfağı, Yolcu, evet. Monsera, evet. Gibi, evet. Oyunlar ve sonra şehir tiyatrolarını bıraktın, emekli oldun. Emekli oldum yani o zamanlarda iki dizi birden vardı, hem bizimkiler hem Şehnaz Tango çekiyorduk. Gerçi bir oyun oynadım orada yani hem... Oyun oynuyordum hem dizilere gidiyordum ama bir yerde öyle bir sıkıştı ki artık yani benim karar vermek zorundaydım. Devam eden diziler vardı. O zaman zaten emekliliğim de gelmişti. Erken emekli olmadım. Yok erken emekli oldum. Pardon. Gelmemişti. Evet. Ondan sonra çok sevdiğim, Allah şifa versin, Kenan Işık genel sanat yönetmenimizdi. İnşallah şu anda durumu iyidir. Ondan konuştuk. O da şey yaptı, uygun buldu. Ve Kenan Işık'ın genel sanat yönetmenliğinde ben erken emekli oldum. Evet. Evet. Ve 18 yıl sonra hoş geldin boyacı. Şimdi Zeynep'e döneyim. Bu oyunu nasıl seçtiniz? Şimdi bu oyunu şöyle seçtik.
Ben birazcık daha böyle komedi olsun ama yani komedi olması gerektiğinde biz bir kere hemfikirdik. Çünkü 18 yıl aradan sonra öyle bir şey olsun istedim ki babamı çok heyecanlandıracak bir şey olsun istedim. Hmm. Ve çok o mutluluğu, o hazzı, o heyecanı tekrar duysun istedim. Onun için aslında öncelik onun en çok yüreğine kabartacak, heyecanlandıracak bir şey olmasıydı. Ve ben şey diyorum yani hani hakikaten eğer Tiyatro Martı'nın bir başarısı varsa en büyük başarısı Erdal Özyağcılar gibi bir oyuncuyu tekrardan tiyatroya döndürmektir. Hani ben kızı olduğum için değil başka bir genç oyuncu olarak da böyle bir şeyi başarsam çok mutlu olurdum. Sadece bunu bile. Onun için öncelik onun çok heyecanlanacağı bir oyun olması. Sen seyretmemiştin. Beni sahnede seyretmek çok istiyorum. Yani, hiç seyretmedin yani, seyrettim, mi? Seyrettim ama yani Serebel yani 19-10 yaşındaydı yani o zaman ben Mavili Bisikletimi seyrettiğimde şeydim yani evet yani 11 yaşındaydım. Yani tiyatroyla en azından hiçbir alakam yoktu. Ben babam olarak izledim. onun için yani rol mü yapıyor? O babam farkında. Yani, evet, yani. Hatırlayabiliyor musun hangi oyunu? Çok iyi hatırlıyorum. Mavili Bisikletimde tek kişilik bir oyundu. Çok keyif almıştım zaten. Çok çok güzeldi ama daha sonra böyle bir serüven olmadı. Hani annemi hep izledim, o tiyatro oyunlarını takip ettim. İşte babamın diziydi vesaireydi. Bütün bunlar vardı ama hani tiyatro performansıyla görmeyi çok istiyordum. Şimdi böyle bambaşka provalar sürecinde bambaşka taraflarını, oyuncu olarak bambaşka özelliklerini evet. falan keşfetmeye başladım. Evet. Ama bunu özellikle seçtim. Yazarı bilmiyordum ben. Donald Churchill. Churchill evet. Bir İngiliz yazar. Bir İngiliz yazar, böyle özellikle dizi senaryoları falan da yazan biri aslında. Bu oyunun... Oyunları var yani. Aile komedileri üzerine 6-7 tane oyunu var. Evet. Bu da ama en meşhuru. Çok iyi kurulmuş bir oyun. İşte şeyden geliyor, hep onu söylüyorum. Yani iyi bir dizi film senaristi, çok ünlü evet. dizilere de imza atmış. Orada yani seyircinin şimdi ne olacak dürtüsünü çok güzel ayakta tutan bir evet, o evet. şey. Mesela bizim oyunda da daha 3. 4. dakikada o olay artık vazgeçilmez bir seyir isteği yaratıyor. Şeyin gelmesiyle, Jane'in gelmesiyle çok güzel kurgulamış. Hep yükselerek gidiyor finale. Birinci perde evet, finali, evet. ikinci perde evet, finali. Evet. O kurgusunu biraz o dizi film şimdi ne olacak mantığını evet. buraya uyarlamış. Ve gerçekten çok doğru bir casting. Evet. Yani çok mesela Berna'nın yerine başkasını düşünemedim. Aa, ne güzel. Çok çok başarılıydı. Güzel. Bütün ekip çok iyiydi. Gözde'yi de biliyorum başka oyunlardan Hı-hı. çok iyi bir oyuncu. Gerçekten iş yapacak bir oyun. Kostümler Feyza'nın, Feyza Zeybey'in dekoru Arif Akkaya yapmış. Evet, Arif beraber evet, yaptı. Evet, yani Arif abi sağ olsun biz şehir tiyatrosundan da beraberiz. O her işi yapabilen yani işte birazcık Türklerde o birazcık Türklükten var, de kaynaklanıyor. Evet. Bizde de vardır ya o ışığa da o yardımcı oldu. Çok iyi bir oyuncudur. Tabii. Ama epeydir de oyunculuk yapmıyor. Şeyi de hemen bir parantez verelim. 12 Öfkeli Adamı da evet, tavsiye edelim. Arif'in sahnelediği şehir tiyatrolarındaki oyunu. Belki bir gün onunla da konuşuruz, gideriz oyuna. Hı. Şimdi Zeynep'ciğim sana döneyim. Tiyatro Martı. Hı. Martı adını koymak nereden aklına geldi? Yani işte bu çocuğun olurken çocuk ismi arar gibi bir sürece girdik. Biz her gün böyle işte ben buldum diyor babam bir şey söylüyor. Annem galiba ben buldum diyor. İşte konuşuyoruz. Yok diyoruz, öyle diyoruz, bu böyle diyoruz. Ondan sonra ben bu sefer çok kesin bir kararla sabahleyin kalktım. Dedim ki Martı olacak. Böyle bir düşündüler filan dediler. Çünkü Martı ile ilgili çok güzel anekdotlar var. Çok evet. güzel şiirler var. Yani Martı aslında hepimizin hem edebi hem sanatsal olarak da çok bir karşılığı var hepimizin evet. anılarında. Jonathan Segal'ı herkes bilir. Herkes bilir. Nazım'ın şiirleri var. Evet. Özdemir Asaf'ın. Senin hocan Bodrum'da Martı deyince Rusçası. Hemen Rusçasını söyledi. Çayka dedi. Çayka dedi. Çok güzel dedi Suat Öztürk'ün sağ olsun. Hayır bir de bir şey okumuştum. Şey diyordu şimdi kimin olduğunu tam bir Fransız bir yazarın ama tam adını hatırlayamayacağım. Şey diyor yani fırtınanın şiddeti ne kadar
güçlü olursa olsun Martı sevdiği denizden hiçbir zaman vazgeçmez. Ben bunu okudum ve çok o güzel. Zaman dedim ki evet bu çok doğru bir şey. Çünkü gerçekten araştırdım. Diğer kuşlar gibi değil. Martının bir aidiyet, bir bağlılığı var. Bizim işimizde de bazen çirkinlikler oluyor, sevmediğimiz işler oluyor, adaletsizlikler oluyor. Ama biz her şeye rağmen yine de bu işi yapmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Onun için Martı duygu anlamında da insanlara verdiği şey anlamında da çok doğru gibi geldi. Sonra üstüne bir de Nazım'ın bir şeyini okudum. O zaman zaten dedim evet. Kesinlikle bu. Evet. O da şey diyor, denizin olmadığı yerde insan umut adına martı olmalı diyor. O da çok güzel. Çok güzel tabii. Çok seviyorum. Kafese konmayan bir kuş biliyorsun. Özgürlüğüne evet. Çok düşkün. Evet. Evet. Doğru. Peki Zeynep, ilk kendini sahnede kaç yaşında buldun? Erken buldum opera, ama benim bir devlet opera bale evet geçmişim var. Onun için ilk sahneye çıktığım zaman 6 yaşındaydım. Tabii dans ediyordum o zaman, bale yapıyordum ama orada bile bir gariplik sezmişlerdi. Ben dans ederken herkes çok gülüyordu. Ben de niye güldüklerini anlamaya çalışıyordum. Çünkü şöyle bir şey vardı, ben farkında değilim. Ben hem dans ediyormuşum hem de sanki ben söylüyormuşum gibi şarkıyı da playback yapıyormuşum. İnsanlar ona gülüyormuş. Yani küçücük bir kız böyle sanki şarkıyı ben söylüyorum. Bakıyor dediler. Yani seyirciye devamlı halde. İletişim halinde dedi, hocası vardı. Evet. Devlet Operası'ndan evet. Hocan. Sönmez Hanım, Sönmez Taygun. Yani böyle bir enteresanlık o zaman. Ama dans çok önemli hayatında evet, çünkü çok. Sonra Latin dansları falan uzun aynen süre eğitim aynen aldım. Öyle. Yani bir şey oyuncu olarak da aslında çok bundan faydalandım. Hani sahnede duruş olarak da birazcık daha hareket ve performans gerektiren oyunlarda hani düşünülmek ya da ilk düşünülen insanlardan biri olmak da bana çok artı getirdi. Şehir tiyatrosunda bununla ilgili. Şehir tiyatrosuna da girdin değil mi? Sen konservatuvarı da bitirdin. Ben İstanbul Üniversitesi'de evet konservatuvar. Yıldız Hoca'nın son mezun ettiği öğrenci. Öğrencilerdenim. Çok büyük bir şans. Ve belki mezun olmadan da şehir tiyatrosunda başlamıştım. Evet, 3. sınıfta Leyla ile Mecnun'la girdim. Ali Taygun'la, Allah rahmet eylesin. Hem dansçı olarak hem solist olarak, balerin olarak hem de Leyla'yı oynuyordum. Sonrasında da böyle güzel işler, hem dansımı kullanabileceğim, hem oyunculuğumu kullanabileceğim böyle güzel işler oldu. 9 yıldır şehir tiyatrolarındayım. Ne güzel. Sonra da diyorsun ki kendi tiyatromuzu evet. Kuralım dedin. Evet. Herhalde baban, annen, tabii annenin Güzin Özyacılarında çok başarılı bir oyuncu olduğunu sponsor hatırlatalım. Benim. Sponsor ama benim. Evet. Ama umuyorum ki. Ama ya bu normal bir şey yani. Evet. Kuruluşta çok doğal ama çok sanıyorum ki bu tiyatro kendi parasını kazanacaktır. Uçlar diye bir oyunla başladın evet. Geçen yıl. Uçlar gene çok iyi bilmediğim bir yaz. William Mastrosimo. Nereden? Amerikalı. Amerikalı bir yazar. Şimdi çok bu da sürprizli bir oyun. Çünkü gerçekten başından sonuna nasıl gelişeceğini tahmin edemiyorsun. Kadınlar üstünde bir defa kadın üzerine odaklanan bir oyun. Kadına yönelik bir şiddet evet. Sahnesiyle başlayıp daha sonra çok şaşırtıyor değil mi? Şaşırtıyor birdenbire başka kadınlar devreye giriyor. Ve seyircinin bakışı bir sorgulamaya dönüyor. Değil mi? Öteki kadınlar birdenbire neredeyse erkek bakış açısına sahip çıkıyorlar. Herhalde bu ciddi bir yani tabii. Klasik bir feminist oyun değil. Değil. Değil mi? Değil. Bir de şöyle bir durum var orada çok enteresan. Şimdi adalet mekanizmasında bir suç ve ceza tabii. Esprisi içinde ne hikmetse çok belirgen, belirgin şeyler onlar suç ve cezada netleşiyor. İşte cinayettir, işte yaralamadır, hırsızlıktır, darptır. Fakat çok enteresan bir şey kadına şiddet olayına geldiği zaman adalet mekanizmasında bir çarklarında bir biz bunu Türkiye'de böyle zannediyorduk ama Amerika'da dünyada olay. Bir evet. Çarklarında bir sıyırma oluyor. Sen bir sözcük bulmuştun uçlar için. Bu oyunda geçen bir söz. Mahkemeler sadece ölü bir kadına inanır. Ya bu çok enteresan bir şey. Evet, evet. Bunun da vurgulaması çok, çok önemli. Gerçekten çok gerçekten o anlamda anlatıyor. Birçok bugünlerde yargı kararlarını tartışıyoruz. Dolayısıyla bu alanda kahraman senin oynadığın, çok büyük bir başarıyla oynadığın gerçekten kişilik aslında farkında. Eğer polisi devreye soksa
adam haklı olacak belki çünkü kanıt yok veya değil mi? Çıkacak yani evet. Tekrar çıkacak gene gelecek yani. Ya da yani, ya da oradaki yargı ve emniyet mekanizması bizdeki gibi kanıt yaratmayı bilmiyor belki. Bizde şimdi bu çözülüyor, kanıtsa buluruz, yaratırız yani diyorlar. Yani çok şey tarafı, belki de oyunu bu kadar gerçek kılan yazar gerçekten çok yakın bir arkadaşı böyle bir şeye maruz kalıyor. Ve onunla birlikte mahkemelere gitmeye başlıyor. Ve gerçekten de gerekli cezayı almıyor adam. Ve buna o kadar çok öfkeleniyor ve o kadar çok canı yanıyor ki böyle bir oyun yazıyor. Yani gerçek bir hayat, yani gerçek. Tabii ki sonra kurguluyor en bunu ama en azından yaşanmış. His olarak oradan alıyor. Evet. Genç bir kadro, evet. Aydın Şentürk, Simge Defne ve Zeliha Bahar Çebi ile birlikte evet. oynuyorsun. Erdal, son artık süremiz de çok sınırlı. Sinemada epeydir görmüyorum çünkü o kadar hani sinemada o kadar müthiş bir kariyer ki bakıyorum ilk Atıf Yılmaz'la galiba evet, değil mi başladı? Ve çok iyi bir Ah Güzel İstanbul ve Ölüm Tanrısı, Ölüm Tanrısı değil mi? Aynı evet. yıl içindeki evet, film. Evet. Sonra tabii Çöpçüler Kralı'ndan Kibar Feyzo'ya, Talihli Amere'ye, Namuslu, Züğürt Ağa, Türk sinemasının bütün arka yakası, Şerif bütün Giren'le önemli komedileri. Yılanların Öcüğü. Evet ve sonra Sis var, Güç Sancısı var. Müthiş yani. Seyirci tabi televizyon seyircisi daha çok belki bizimkilerle Şeynaz Tango'yla, Elveda Rumeli'yle yabancı çok, damat. Çok iyi tanıyor ama sinemada yeni rollerin olması sinema lazım. Sinema şöyle bir durum yani ben nasıl tiyatroya ara verdiysem o da evet. iç içe oldu. Evet. Çünkü öyle bir kapı açıldı televizyon bana. Televizyon fırsat bırakmıyor değil mi? Televizyon öyle bir kapı açtı. 9 sene ben bizimkilerde oynadım. 3 yıl Şeynaz evet. Tango'da oynadım. Ondan sonra gelen her dizim en azından bir senemi aldı. Elveda Rumeli 3 yıl oynadı. Yabancı Damat 3 yıl oynadı. Arada gene 40 bölüm 20 bölüm oynayanlar oldu. Ve bu şekilde devamlı gidip baktım yolum da iyi gidiyor. Bir de ben mesela hep onu söylüyorum. Ben oyuncu olarak yani dizide de oynasam, sinemada da oynasam tiyatroda bir farklılık yapmıyorum. Ben oyuncuyum. Evet. Yani her yerde çünkü evet. benim seyircim sinemada da var, dizide de var. Oradan da ben o keyfi alıyorum. Bir de benim bir huyum var. Ya da hepsi de güzel diziler. evet. Mesela o çekim anında kamera asistanlarından, ışıkçılardan hepsi benim seyircim oluveriyor. Bir anda öyle hissediyorum ve ben o tadı hiçbir zaman bozmadım kendimde. Ama gene de bu tiyatro büyük bir şans seyirci için. Belki bu sırada yeni bir filmde girer devreye. Ben yani bekliyorum ve bir de geliyor ama yani onun bu şeyine yani. Ben kariyerine bakınca görüyorum ki son derece seçicisin. Hep iyi filmler var. Yani çok az oyuncu da bu kadar baktığın zaman evet. arada boş yok. Zeynep'ciğim senin de herhalde bu idari işleri biraz başkalarına devredip başka alanlara. Yani evet aslında bende de öyle bir şey var. Ben de çok zaten ben dansla başladım. Evet. Sonra tiyatro bir de böyle bir şey girince tabii başka bir sorumluluk girdi. Ben tabii. sadece oyunculuk yapmıyorum. Bütün idari her tabii. şeyle de birebir ilgilendiğim için hatta artık espri yapıyorum. Mesleğin ne diye sorarlarsa pazarlama, organizasyon, halkla ilişkiler, müdürüm, patronum falan diyeceğim artık evet. diyorum. Ondan da keyif alıyorum. Ben çünkü ne yaparsam yapayım, elime neyi değersem diyeyim. Yeteneğim, kabiliyetim, beynim yettiği kadarıyla en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok vaktin var. Uçları gören yapımcılar zaten bırakmayacaktır seni. İnşallah. Ben de devam etsin istiyorum tabii ki. Evet. Ben de her şeye sinema filmi olsun, başka şeyler olsun, dizi tabii. olsun hepsini açayım. Peki. Erdal'cığım çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim, bir defa yıllar sonra yeniden sağ böyle ol, buluşmak çok güzeldi. Evet. Zeynep'ciğim sana da uzun bir hayat diliyorum bu tiyatro ile birlikte. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, geçen hafta sonu Pera Palace Otel Cümeyrah'ta bir cumartesi sabahı konseri oldu. Daha doğrusu yeni bir konser dizisinin ilki gerçekleşti. Minyatürler başlığı taşıyan bu konserden kısa bir bölümle başlayalım. Daha sonra hem bugünün solistleriyle hem de bu konserin konuklarından sevgili Ayla Erduran'la yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşalım. Evet sevgili seyirciler, cumartesi günü Pera Palace'daki konserin hemen ardından konserin düzenleyicisi Serhan Bali ile konuşacağız. Ama bugünün çok özel bir konuğu var, sevgili Ayla Erduran. Müjde Beyciğim.
o kadar mutluyum bugün sizden beraber olmakla. Efendim, o mutluluk bize ait. Dilerseniz bu konserin ya da bu bir dizi çünkü bu konserleri nasıl başlattı Serhan'la başlayalım ve sonra evet. Size dönelim Serhan'cığım. Bu cumartesi sabahları biliriz hepimiz çok güzel bir gelenek vardır. Bu geleneği devam ettirmek için bu seriyi başlatıyorsun galiba. Evet, kesinlikle. Pera Palace, Hotel Jumeirah ve Andante dergisi arasında güzel bir işbirliği var. Bu işbirliği benim burada Orient Bar'da yaptığım müzikli sohbetlerle başlamıştı geçtiğimiz sezon. 2 hafta kadar önce 4 Aralık'ta bu güzelim salonda biz Donizetti Klasik Müzik Ödülleri töreni evet. Düzenledik. 5.sini Pera Palace Hotel bize ev sahipliği yaptı. Ve ne zamandır konuştuğumuz işte sizin de dediğiniz gibi cumartesi sabahı konserleri ruhunu, İstanbul'daki evet. O geleneği, AKM ile birlikte maalesef şu anda elimizde olmayan o geleneği burada küçük ölçekte de olsa o da müziği formatında canlandıralım, sürdürelim istedik. Otel yönetimi, Sayın Otel Müdüresi Pınar Kartal Timer Hanımefendi ile birlikte yaptığımız görüşmelerde böyle bir evet. İşbirliği doğdu efendim. Şimdi değinmişken bu geride kaldı ama Donizetti Müzik Ödülleri'ne de biz programımızda yer vermek istiyoruz. Bu ödülleri kaç yıldır veriyor Andante Dergisi? Bu 5. yılımızdı. 2010 yılında Andante Klasik Müzik Ödülleri adıyla başladık. 2015 5. yılımızda da burada Donizetti Klasik Müzik Ödülleri adıyla meşhur Giuseppe Donizetti Paşa'mız. Evet. Anadolu'ya, Osmanlı'ya, Türkiye'ye Batı müziğini getiren kişi olarak simgeleştirdiğimiz kişinin adıyla biliyorsunuz bu ödül töreni. Saygıdeğer duayen sanatçımız, keman virtüözümüz Ayla Erduran hanımefendiye de bu yıl onur ödülünü, evet. Yaşam boyu başarı ödülünü takdim evet. Etme mutluluğunu yaşadık. Evet, onun için de sizi burada bir araya getirdim. Şimdi Ayla Hanım'a dönmeden önce dilersen Donizetti ödül töreninden kısa bir bölüm izleyelim. Hayır. Ayla Hanım, müthiş bir kariyer ve 4 yaşında başladınız yanlış anımsamıyorsam. Evet. Ve ondan sonra dünyanın bütün kentlerinde, bütün konser salonunda, bütün büyük şeflerle ve solistlerle konserler öyle verdiniz. Bir şansım oldu hayatta. Öyle bir, evet, tabii bu Türkiye'nin de şansı. Bugün de ne güzel. Cihat Aşkın'ı dinlemeye geldiniz. Sizin birlikte çalışmanız herhalde öğrenciniz de oldu. Devam edecek. Benim öğrencim değil. Hepimiz herkesin öğrencisiyiz dünyada. Hı hı. Ve benim için çok mutluyum bugün. Müthiş bir konser dinledim. Cihat'a hayranım. O kadar büyük yani bu Türkiye'nin en büyük kemancılarından. Artık biz devrediyoruz yolumuzu. Anladım. Ve Serdar Bey'e de o kadar teşekkür ediyorum. Bu Andante Donizetti prisini bize bahşediyor. Ve bu tarihi mekanda Pera Palace gibi sevgili Atatürk'ümüzün oturduğu, yaşadığı yerde ne büyük nice insanların Agatha Christie'den tutun, Elgar'dan da, Sarabella, bütün dünyayı görmüş, en büyük insanları görmüş bir tarihi mekanda bu konserleri tertiplemek, Donizetti prisini vermek, bu konserleri yapmak beni bu kadar mutlu ediyor ki ve sizin de bizi düşünüp bugün zamanınızı ayırıp konuşmanız güzel çok mütevazı oldum. Şunu evet. Sormak istiyorum, şimdi dediğim gibi herhalde konser vermediğiniz büyük bir konser salonu yoktur dünyada. Sizi en çok var mı? Sizi en çok mutlu eden atmosfer seyircisiyle, orkestrasıyla var mı böyle aklınızda hemen söyleyebileceğiniz bir kent, bir orkestra tabii, seyircisiyle, tabii, dinleyicisiyle? Tabii. Bu çok değişik bir şekil anlam alıyor. Çünkü
Dünyanın yani üç kıtasında, dört kıtasında konser verdim. Fakat her publiğin değişik bir heyecanı ve güzelliği vardı. Bir kere yani halkın verdiği size bir şeyi ondan almıştım Pride, Donizetti özüründe. Onların hissettiğimiz şey, Estonya olsun, Lütfenya, Polonya'da halkın verdiği bir şey var. Bir de şeflerin harika orkestraların konser gibi var, Londra Filarmonisi gibi, Berlin gibi, Viyana gibi, Brezilya gibi, onlarla bir an oluyor, bir an oluyor. Allah'ın verdiği bir büyüklük. O gün Sarah Bernhardt'ın dediği gibi halkın da istidadı varmış. Fakat her şey birleşiyor. Tam söyleyemeyeceğim hangi gün, kaç konser verdiğimi de tam sayamadım. Ama herhalde bilmiyorum 800 mü bin mi hayatımda. Fakat belki 3-4 konserde 2-3 şey birleşti. Ben yoktum sanki. Müzik vardı, halk vardı, salonun akustiği vardı, orkestra harikaydı, şef harikaydı. O gün günümdeydim, uçuyorduk. Öyle bir anlar geliyor ki 3-4 konseri, belki 800'de bu anları hangilerini söyleyemem. Şimdi bu böyle bir his. Bir de hassaslaştığımız halkın dışarıda bekleyip boynuma sarılıp ağladığı, otele kadar takip ettiği, ben ağlıyordum, mütehassıs oluyordum. Onları hissediyorsunuz. Bir de sevdiğimiz eserleri, büyük bir şefle çalmanın güzelliği. Mesela Londra Filarmonisi'nden 65'te Gennady Rozhestvensky'den ilk çalıyorum Albert Hall'da. Orada bana heyecanlanıyorum da ilk defa çalacağım. 4000 kişi var salonda. Rusça bana diyor ki, Ayla'cığım diyor, şimdi sevgili Brahms'ımızı çalacağız. Dünyalar açıldı. Anselme ile çaldığım zaman bir günde haber verdiler bana. Anselme şimdiki yaşımdaydı, söylemiyorum. Fakat yaşlı görüyordum o zaman. Büyük braveri tanımış filan. Sibelius konsertosunun profosunda. Dost heyecanlandım. Sonra finale geldi, bir tempo aldı. 13 mezur var, ben ödüm patlıyor. Ben bunu bu tempoda çalamayacağım, ne yapayım? Maestro, siz çok şey çalıyorsunuz, çabuk çalıyorsunuz diyemem ki bu kadar büyük bir adama. Ben genç bir kemancıyım. Ne yapayım, konserde yapamazsın. Ama o dakikada Ne yapayım sayıyorum, 13 mezur var. Ram ta ta tam ta tam ta tam ta tam diye. Ben ölüyorum. Ondan sonra başladım, frenleri koydum. Bam taram param param param. Sonra 5 dakika sonra durdu. Evet dedi, çok büyük adam. Aylardır'ın hakkı var. Tekrar başlıyoruz, bu doğru tempo dedi. Bu o kadar mütehassıs etti. Bunlar unutulmayacak. Sonra Menuhin'le festivalde çaldığımız anlar, onu tanışmam. Zilma Francescati ile çalışmam, yalnız çalmak değil. 13 yaşından beri onu tanımak, David Oistrakh'ı tanımak, onunla çalışmak. Sonra oğlumla Igor Oistrakh'la çalmam, Valeri ile çalmam, torunu ve en torununun küçük oğluna küçük kemanımı verdim. Çok o da kemancı olur mu olmaz mı ona bırakıyorum artık. Sevgili Cihat Aşkın, bütün konserlerinizde şunu görüyorum. Klasik Türk müziğinden, halk müziğimizden çok güzel parçaları alıp klasik müzik anlayışıyla, zenginliğiyle buluşturuyorsun. Ve zannediyorum bu Türkiye'de klasik müziğe olan sevginin gelişmesine çok büyük bir katkı. Bu çok bilinçli bir seçim herhalde. Bilinçli bir seçim. Çünkü ben keman edebiyatımıza baktığım zaman keman için yazılmış çok fazla eser olmadığını gördüm.
Bizde eksik olan bir nokta vardı keman müziğinde. Mesela 19. yüzyılda İspanyol kemancı Sarasate ya da Avusturyalı kemancı Kreisler keman için özel eserler bestelemişler, özel parçalar bestelemişler. Kendi halk müziklerini, folklorik müziklerini kemana uyarlayıp, kemanla onları seslendirip dünyaya armağan etmişler. Ben de bunu yapmak istedim Türkiye'de. Dolayısıyla özellikle halk müziğindeki seçimler bu alandan etkilendiğim içindir. Bunlar yayınlanınca, inanıyorum ki notu olarak yayınlanınca Türk gençleri de bu eserleri konservatuvarlarda, konserlerde, değişik yerlerde mutlaka seslendireceklerdir. Evet, şimdi siz bir şey söylemek istiyorsunuz. Ben müthiş, yani şaşırtıyorsun. Her an beni şaşırtıyorsun. Yalnız biliyorum güzel, harika çaldığını da, bir de beste yaptığını ve bütün bunları yapmak, o kadar hayranım ki her bakımdan. Ve insan olarak da hayranım Cihada. O kadar iyi bir dost, o kadar dürüst ve Mehru da benim canım. O kadar şeker. Yani ne kadar şanslıyız böyle büyük bir insan ve kemancımız, virtüözümüz var diye. Evet. Allah'a teşekkür ediyorum. Canım. Şimdi tabii çok... bu biraz sizlerin açtığı yoldan değil mi Cihat aşkının? Biz ve... şanslıyız. Asıl evet. O şans bize ait, yani siz varsınız çünkü. Evet. Şimdi Cihat Aşkın epeyce albümler artıyor. Minyatürler galiba bunların içinde en çok tanınan. Evet, Minyatürler Mehru ile bizim ilk çalışmamızdı. 14 yıl sonra biz ikinci Minyatürleri yapalım dedik. Birkaç sene önce bu Minyatürleri yaptık. Ve üçüncüsünün çalışması da yolda şu anda. Yani hazır düzenlemeler falan yavaş yavaş ortaya çıkacak. Üçüncüsü de gelecek. Bunlar devam edecek zannediyor. Gelecek. Mehru Ensari'ye dönelim. Şimdi siz ne kadar 14 yıldır hep birlikte mi çalışıyorsunuz? Cihat Asla. Cihat kaç sene oldu? Yani tarihleri Cihat o kadar iyi bilir ki, ama şöyle söyleyeyim. 30 seneden beri. Mi 2000 84 yani 90. Yaşlı mı olduk? Evet, o. Ben 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na Cihatların eşlikçisi olarak başladım görevime. Ama tabii benden daha şanslı bir insan olamaz korepetitör yapma konusunda. İşte Cihat, Hakan, Zeynep, çok güzel, bir çok sürü çok gönlünüz. Hepsi çok estağfurullah güzel. Yani Ayhan Bey'in özel öğrencileriydi ve hepsi de birbirinden pırıl pırıldı. Ama Cihat'la zaten biz, çok küçük yaştaydı Cihat o zaman, birlikte hep konserler verdik. O yüzden gerçekten ben çok şanslıyım. Sonradan da Minyatürler projesi oldu. Çok güzel bir projeydi ve çok büyük bir ara verdik. Niye o arayı verdik bilmiyorum. 14 sene gibi, yani 15. senede ikinci minyatürlerimiz çıktı. Ama şimdi artık o kadar galiba büyük, evet, ara vermeden devam edeceğiz. Güzel şeyler birbirini bulur. Aa, her çok zaman. Teşekkür ederim. Aynen. O sizin güzelliğiniz. Peki, şimdi bir de şunu sormak isterim Cihat Aşkın'a. Bir keman virtüözü olarak yine çok küçük yaştan sahnelerde buldun kendini ve dünyanın farklı kentlerinde eğitimin önemli bir kısmı nerede geçti? Avrupa'da? İstanbul'dan sonra Londra'da kaldım. 6 yıl Londra'da kaldım. Londra'da Kraliyet Müzik Koleji ve Guildhall School of Music'te çalıştım. Önemli hocalarla çalıştım. Rodney Friend ve İfrah Niman'la ders yaptım. Orada master ve doktorayı tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Evet. Ve en sevdiğin, seslendirmekten en çok tad aldığın besteci? Batı'yı soralım. Peki, Türkler arasında seçim zor. Yok, aslında Batılı besteciler arasında ya, seçim zor. Çünkü bir eseri çaldığınız zaman o eser sizin çocuğunuz gibi oluyor. Değişik hususiyetleri var. Ve kendi ruhunuzu katıyorsunuz. Kendi ruhunuzu katamadığınız zaman zaten bunu hem seyirci anlıyor hem de siz iyi çalamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla ben her çaldığım eseri zaten... ben olduğum için çalıyorum. Kendimden parçaları oraya koyuyorum. Bir de tabii ki bestekarın isteği çok önemli, ama yorumcu, nihayetinde bunu seslendirecek olan yorumcu. Ve yorumcuların, özellikle bestecilerin hususiyetleri üzerine
belki hassasiyetleri üzerine daha fazla bir şeyler koymaları gerektiğine inananlardanım ben. Yani tamamıyla yorumcunun teksti okumasını, teksti karşıya aksettirmesinin yanında kendi ruhunu da o sere katması gerektiğine inanıyorum. Evet sevgili Cihat Aşkın, bütün konserlerinizde şunu görüyorum. Klasik Türk müziğinden, halk müziğimizden çok güzel parçaları alıp klasik müzik anlayışıyla, zenginliğiyle buluşturuyorsun. Ve zannediyorum bu Türkiye'de klasik müziğe olan sevginin gelişmesine çok büyük bir katkı. Bu çok bilinçli bir seçim herhalde. Bilinçli bir seçim. Çünkü ben keman edebiyatımıza baktığım zaman keman için yazılmış çok fazla eser olmadığını gördüm. Bizde eksik olan bir nokta vardı keman müziğinde. Mesela 19. yüzyılda İspanyol kemancı Sarasate ya da Avusturyalı kemancı Kreisler keman için özel eserler bestelemişler, özel parçalar bestelemişler. Kendi halk müziklerini, folklorik müziklerini kemana uyarlayıp, kemanla onları seslendirip dünyaya armağan etmişler. Ben de bunu yapmak istedim Türkiye'de. Dolayısıyla özellikle halk müziğindeki seçimler bu alandan etkilendiğim içindir. Bunlar yayınlanınca inanıyorum ki notu olarak yayınlanınca Türk gençleri de bu eserleri konservatuvarlarda, konserlerde, değişik yerlerde mutlaka seslendireceklerdir. Evet. Şimdi siz bir şey söylemek istiyorsunuz. Ben müthiş, yani şaşırtıyorsun. Her an beni şaşırtıyorsun. Yalnız biliyorum güzel, harika çaldığını da, bir de beste yaptığını ve bütün bunları yapmak, o kadar hayranım ki her bakımdan ve insan olarak da hayranım Cihat'a. O kadar iyi bir dost, o kadar dürüst ve Mehru da benim canım. O kadar şeker. Yani ne kadar şanslıyız böyle büyük bir insan ve kemancımız, virtüözümüz var diye. Evet. Allah'a teşekkür ediyorum. Canım. Şimdi tabii çok... bu biraz sizlerin açtığı yoldan değil mi Cihat Aşkı'nın? Biz, ve... biz şanslıyız asıl, evet. O şans bize ait yani, siz varsınız çünkü. Evet. Şimdi Cihat Aşkın epeyce albümler artıyor. Minyatürler galiba bunların içinde en çok tanınan. Evet, Minyatürler Mehru ile bizim ilk çalışmamızdı. 14 yıl sonra biz ikinci Minyatürleri yapalım dedik. Birkaç sene önce bu Minyatürleri yaptık. Ve üçüncüsünün çalışması da yolda şu anda. Yani hazır düzenlemeler falan yavaş yavaş ortaya çıkacak. Üçüncüsü de gelecek. Bunlar devam edecek zannediyor. Gelecek. Mehru Ensari'ye dönelim. Şimdi siz ne kadar 14 yıldır hep birlikte mi çalışıyorsunuz Cihat? Asla. Cihat kaç sene oldu? Yani tarihleri Cihat o kadar iyi bilir ki. Ama şöyle söyleyeyim. 30 seneden beri. Mi? 2000... 84 yani 90. Yaşlı mı olduk? Evet o. Ben 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na Cihatların eşlikçisi olarak başladım görevime. Ama tabii benden daha şanslı bir insan olamaz korepetitör yapma konusunda. İşte Cihat, Hakan, Zeynep, çok güzel, bir çok sürü çok, hepsi çok estağfurullah güzel. Yani Ayhan Bey'in özel öğrencileriydi ve hepsi de birbirinden pırıl pırıldı. Ama Cihat'la zaten biz, çok küçük yaştaydı Cihat o zaman, birlikte hep konserler verdik. O yüzden gerçekten ben çok şanslıyım. Sonradan da Minyatürler projesi oldu. Çok güzel bir projeydi ve çok büyük bir ara verdik. Niye o arayı verdik bilmiyorum. 14 sene gibi, yani 15. senede ikinci minyatürlerimiz çıktı. Ama şimdi artık o kadar galiba büyük, evet, ara vermeden devam edeceğiz. Bulur. Aa, çok zaman. Teşekkür ederim. Aynen. Sizin güzelliğiniz. Peki, şimdi bir de şunu sormak isterim Cihat Aşkın'a. Bir keman virtüözü olarak yine çok küçük yaştan sahnelerde buldun kendini ve dünyanın farklı kentlerinde eğitimin önemli bir kısmı nerede geçti? Avrupa'da? İstanbul'dan sonra Londra'da kaldım. 6 yıl Londra'da kaldım. Londra'da Kraliyet Müzik Koleji ve Guildhall School of Music'te çalıştım. Önemli hocalarla çalıştım. Rodney Friend ve İfrah Niman'la ders yaptım. Orada master ve doktorayı tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Evet. Ve en sevdiğin, seslendirmekten en çok tad aldığın besteci
Batı'yı soralım peki Türkler arasında seçim zor. Yok aslında şey Batılı besteciler arasında seçim zor. Çünkü bir eseri çaldığınız zaman o eser sizin çocuğunuz gibi oluyor. Değişik hususiyetleri var. Ve kendi ruhunuzu katıyorsunuz. Kendi ruhunuzu katamadığınız zaman zaten bunu hem seyirci anlıyor hem de siz iyi çalamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla ben her çaldığım eseri zaten ben olduğum için çalıyorum. Kendimden parçaları oraya koyuyorum. Bir de tabii ki bestekarın isteği çok önemli ama yorumcu nihayetinde bunu seslendirecek olan yorumcu. Ve yorumcuların özellikle bestecilerin hususiyetleri üzerine belki hassasiyetleri üzerine daha fazla bir şeyler koymaları gerektiğine inananlardanım ben. Yani tamamıyla yorumcunun teksti okumasını, teksti karşıya aksettirmesinin yanında kendi ruhunu da o esere katması gerektiğine inanıyorum. Şimdi biraz Ayla Hanım'la eğitimden de söz ettik. Şimdi bizim klasik müzik eğitiminde uzun yıllar boyu, bilmiyorum şu andaki durumu, Türk müziği neredeyse tukakaydı, pek öğretilmezdi. Ne halk müziği ne klasik Türk musikisi. Bu biçimde bir Türk bestecisi yetişebilir mi? Şimdiki durum nedir? Düşüncelerin şimdi alması. Benim düşüncelerim bu konuda, ben realist bir insanım. Bir ülkede yaşıyorsanız mutlaka o ülkenin kültürünü, dilini, her türlü hususiyetini bilmeniz gerekiyor. Yani biz yıllarca kendi kültürümüzü hiçe sayarak tamamen taklit olan yabancı kültürlere özendik. Ve bunun neticesinde de halktan kopuk bestekarlar yetişti. Ben bunun karşısındayım tamamen. Bir kişi kendi müziğini, kendi kültürünü, kendi hususiyetlerini öğrenmeli. Öğrenmeden müzik yaptığı zaman maalesef çok eksik olarak halkın karşısına çıkıyor. Ve dünyada da bunun temsili zaten çok zor oluyor. Bunu hakikaten şey yapmak, temsil etmek, Türk bestekar olarak temsil etmek çok zor. Mutlaka kendi ruhunu çok iyi taşıyabilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu da tabii eğitimden geçiyor. Biz çocuklarımıza bu konuda özellikle eşit şartlarda Türk müziği eğitimini de vermemiz gerekir ki onlar o eserlerin ruhlarını taşıyabilsin, eserlerinden yansıtabilsin. Nasıl şu andaki konservatuvarlarımızda durum? Şimdi Türkiye'de maalesef gerek milli eğitim sistemi, gerek konservatuvarlar, gerek üniversite sistemi çok siyasileşmiş durumda. Ben yani üzgünüm bunu söylemekten ama işler işin ehlinde değil. Gerek üniversitelerde gerek milli eğitim camiasında büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Eğitimde yaratıcılık, bireysellik maalesef ön planda değil şu anda. Dolayısıyla büyük bir ezber sistemi var. Üniversitelerde de böyle. Bunun nereye kadar gideceğini bilmiyorum ama özel eğitim kurumlarının hızla artması, devletin bu işi yapamadığının bir göstergesi, aslında istese yapabilir. Fakat bu artık ticari bir meta haline dönüşmüş durumda. Halbuki eğitim, sağlık gibi sosyal konular bir memleketin en önemli konuları olması lazım gelir ki insanlarımızı bu şekilde yetiştirelim. Dünyanın en ileri ülkelerine baktığınız zaman eğitim bütçelerine ayrılan pay çok önemli ama Türkiye'de bunun böyle olmadığını görüyoruz. Eğitim ve kültür daima sonlarda yer alıyor. Dolayısıyla ben bu konuda iyimser değilim. Evet. Neler yapılması yani lazım? Tabii çok uzun şey. Bir konu. Evet, çok uzun herhalde bir konu. Neredeyse yeniden başlamak, yeniden bir değil mi? Şunu yola söylemem gerekiyor. Eğitimde müzik eğitimini hani ele alalım. Şimdi fazla siyasi konulara girmeyelim ama müzik eğitiminde yaratıcılığı ön plana çıkaran bir eğitim sistemi izlememiz gerekiyor. Evet. Ve burada şu anda da tıpkı sizin kuşaklarınızda olduğu gibi birey, eğer bir çocuk inatçı olursa, değil mi, bütün bu zor koşullarda gene de bir şeyler yapabiliyor. İşte örnekleri ortada, değil mi Mehru Hanım? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de Cihat'a katılıyorum bu konuda ama konservatuarlarımızda Türk müziği konusunda katılıyorum. Ama siz Türk müziği İstanbul Teknik Üniversitesi. Ama ben İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan mezunum. Batı müziği eğitimi aldım. Aynı zamanda Eczacılık Fakültesini de bitirdim. Eczacı oldum ama hiç yapmadım. Konservatuarlarımızdaki eğitim çok iyi.
Benim kızım da piyanist, damadım da piyanist. Kızım konservatuarı bitirdiği zaman yurt dışında istediği hocanın okuluna gidip sınava girdi ve hemen alındı. Onun gibi o kadar çok örnek var ki, yani konservatuarlarımızdaki eğitimimiz, hocalarımızı ben çok takdir ediyorum. Avrupa ayarında. Türk müziği eğitilmiyor o, Türk değil müziği, mi? Maalesef. O bir maalesef sorun. Hele besteci sorun yetişmesi evet, için evet, çok büyük sorun. Şimdi yok yani mu? Şimdi böyle bir eğitim yok biraz mu? Biraz belki küçük küçük değil mi? Şimdi yok mu diyor Ayla Hanım. Belki bazı konservatuarlarda Türk müziğine bir tasavvuf müziği yöneliş var. Fakat bu yöneliş bilinçli bir yöneliş değil. Yani bu yönelişi açıkçası devrin modasından evet, ileri geliyor. Yani bilinçli olarak yerleştirilen bir müfredat sistemi yok. Evet. Sadece moda böyle şu anda. Bunları bu şekilde yerleştirelim. Fakat konservatuvarlar, Anadolu'da gördüğümüz konservatuvarlar üniversitelerin bir vitrini niteliğinde. Onlar şöyle düşünüyorlar. Müzik aslında bakılacak olursa üniversitelerin nezdinde müzik bir eğlence aracı. Halbuki bu bilim, sanat. Sanatla bilim çok ayrı olması, ayrı değerlendirilmesi lazım gelen husus. Ama konservatuvar eğitimini, müzik eğitimini bir eğlence unsuru olarak yürümeye devam ettiğimiz müddetçe başarılı olabileceğimiz evet, konusunda şüpheliyim. Tabii bu işler hepiniz, hele sizin kuşak, sonra gelenler de neredeyse birer militan. Yani koşullar el vermese de. O lafı söylemeyelim, korkarım. Sizin militanlığınız mesela caka. Evet. Birazcık birkaç sözcükle ondan söz edelim. Türkiye'nin galiba gider İstanbul'da başlayıp birçok kentine yayıldınız. Küçük çocukları yetiştiriyorsunuz. Caka'nın açılımıyla başlayalım. Cihat Aşkın ve küçük arkadaşları bu projede şu anda yeni şehirlerimiz bu projeye katıldılar. İstanbul'da Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta var. Küçükçekmece Belediyesi'nin de katkılarıyla. Onun dışında Bursa'da, Afyon'da, İzmir'de, Mersin, Ankara da bu çalışmalar devam ediyor ama yeni olarak Kayseri, Konya'da bize katıldı ve en son Manisa ve Bolu katılma aşamasında Ocak 2015'ten itibaren Manisa ve Bolu'yu da projelerimizin içine katıp devam edeceğiz. Bu kentlerde kimi yerde yerel yönetim, kimi yerde üniversite evet, mi? Nasıl partnerleriniz? Şimdi bu proje bazında çalışıyorum. Belediyelerle çalışmalarımız var, üniversitelerle çalışmalarımız var. Üniversitelerin özellikle sürekli eğitim merkezleriyle çalışıyoruz. Özel kuruluşlarla da çalışmalarımız var. Dolayısıyla artık caka bir keman eğitim okulu değil. Çok daha büyük bir proje. Bir sanatsal eğitim projesi. Yani caka'ya girenler müziğin her alanında teoriyi, pratiği, uygulamayı, müzik kültürünü ve toplu müzik yapabilmeyi, koro ve orkestra derslerini alabilecekler bundan sonra. Bu projede yetiştiriyoruz ve bizde müzik ayrımı yok. Yani caz müziği, Türk müziği, halk müziği, klasik, batı müziği toplu halde bu uygulamalarda yapılıyor ve temamız var. Mesela işte Aşık Veysel teması var. Önümüzdeki yıl farklı temalar olacak. Bu temaya göre çocuklar bireysel yaratılarını ortaya koyuyorlar. Hepsi hiçbirinden virtüoz olmalarını beklemiyoruz. Ama sanatsal açıdan memlekete faydalı, kendilerine bireysel olarak faydalı, çevrelerine faydalı ve sanatsal beğenilerini ön plana çıkarmış insanlar, vatandaşlar yetiştirmeye hangi amaçlıyoruz. Hangi meslekten olursa tamam, olsun müzik kültürüyle beslenmiş bir insanın herhalde iyi bir yurttaş olması çok daha üniversitel bir halis olması lazım. Düşünüyorum Safiye Ayla'yı tanımak mutluluğuna eriştim bir zamanlar. Onun kocası Şerif Muhittin'di. Evet. 55 senedir be filan. Ondan sonra düşünün Şerif Muhittin hem Utçalar'da harika harika, Carnegie Hall'da bir resital vermiş. 25-26 senesinde yanılmıyorsam yarı program eski Türk müziği kendi besteleri yarı programda violonselde Debussy sonat, Beethoven sonat ve Stokowski gelmiş, Haifetz gelmiş ve konserde bulunmuş. Yani müziğin sınırı yok ama her şeyi, iyi müziği, güzel müziği tanımak lazım, öğrenmek lazım ve bilmek lazım. Hele kendi müziğimizi de bilmek lazım. Müzik universal bir şey. Herhalde hangi müzik dalından ya da hangi alandan başlarsa başlasın o bir başlangıçtır. Değil mi? Kendini zenginleştirmeyi hedefleyen herkesin
müzikle ilişkisi gelişecektir. Bütün ben hepinize çok teşekkür ediyorum Ayla Hanım, Sayın Ensari ve sevgili Cihat. Çok keyifli bir konserin ardından çok hoş bir söyleşi oldu. Hiç süremiz genelde daha kısadır ama hiç kesmek istemedim. Daha çok söylenecek şeyle albümleriniz, ben hatırladığım kadarıyla Minyatürler, Ege Türküleri, sonra İstanbul'un Umutsuz, Kreutzer, Umutsuz, evet, devam edecek. Var yani, bütün çalışmalar var. Şu anda beste tabii ki albüm sürüyor. Bestelerim var benim. Zaten yaklaşık bir 15-16 tane beste var. İnsanın içine pek çıkarmadım ama 2015'te bunları çıkaracağım. Harika. Onun dışında artık albüm yayınlamak zor bu dijital haklar meselesi içinde. Çünkü albüm yaptığınız zaman ertesi gün bunun korsanı çıkıyor. Maalesef bunun Türkiye'de koruyucu bir önlemi yok. Ama artık bundan sonra dünyada da albüm yayınlamak yerine dijital platform üzerinden bunları halka arz etmek çok daha rağbet edilen bir husus haline geldi. Yeni bir mecra. Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Ayla Hanım, gerçekten. Size teşekkür ederiz ve bu akşamki, bu sabahki konser muhteşem. Harika. Ve çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size daha nice uzun sanat dolu yıllar diliyorum. İnşallah nice ödüller, güzel konserler dinlemek gibi. Fırsat. Sevgili Serhan Bali'ye de çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir girişimi başlattığı için. Efendim, ve hemen duyuralım İstanbul'daki izleyicilerimize. Buradaki konserler devam edecek. Ocak ayında da Çağ Erçağ. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da iki önemli dans etkinliği gerçekleşti. Bunlardan biri Rusya'dan gelen ünlü bir bale topluluğu, klasik bale, St. Petersburg Ballet Theatre geldi ve Tim Show Center'da iki ilginç gösteri sundu. Gösterilerde Kuğ Gölü ve La Bayader vardı. Farklı akşamlarda sundular bu gösterileri. Dilerseniz St. Petersburg Bale topluluğunun gösterisinden kısacık bir bölüm izleyelim. Diğer dans olayı ise modern dans ya da çağdaş dans alanındandı. Amerika'dan gelen Trisha Brown Dance Company iş sanatta görkemli bir gösteri sundu. Şimdi gelin iş sanata gidelim ve bu gösteriden kısa bölümler izleyelim. Sevgili seyirciler, Noel haftasındayız. Yeni yıl yaklaşırken yeni yıl konserleri de ard arda geliyor. Bunlardan biri Cemal Reşit Rey sahnesinde pazar günü gerçekleşecek olan Musica Nuda ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın birlikte verecekleri yeni yıl konseri. Ankara'dan da bir haber verelim. Bir haftadır devam etmekte olan Ankara Sanat Buluşması. Çankaya Belediyesi ve tüm Sanat Galerileri Derneği'nin birlikte düzenlediği bu buluşmada çok farklı alanlardan etkinlikler gerçekleşti ama ağırlık elbette plastik sanatlardaydı. 28'e bu pazar günü Ankara'daki sanat buluşmasının son günü. Sevgili seyirciler, programı bitirirken sizleri Kanadalı şarkıcı Brenna McCrimmon'la baş başa bırakmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeni bir konser verdi. Biliyorsunuz McCrimmon Türk müziği üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapan bir sanatçı. Evet, 2014'ün son programı da böylece sona eriyor. Hepinize keyifli bir yılbaşı dilerim. 2015'te yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ben.
Seni